Sosyal Pedal kanalından tekrardan merhaba gençler. Bugün bisikletin dış lastiği nasıl değiştirilir konulu bir video yapıyoruz. Ömrü geçmiş dış lastiğimiz var iki tane. İki tane de yeni aldığımız bir dış lastiğimiz var. Değiştireceğiz. Görüyorsunuz iki tane yeni dış lastik almış. Bugün bu konu dış lastik nasıl çekilir abi? Dış lastik nasıl değiştirilir? Ön bir tarafa takmamız lazım. Yoksa sıkıntı olabiliyor. Kanka durdurmuşum ya. Evet, ihtiyacımız olan şeyler. Hemen göstereyim abi. Levye. Fakat bizim levyemiz yok. Ben fakir bir bisikletçiyim. Çay kaşığı kullanacağız. Pompayla tekeri indireceğiz falan. Öncelikle bisikletin dış lastiğini daha rahat sökebilmek adına arka vitese en sona atıyoruz. Yani 7 vitesse 7'ye, 8'se 8'e. Sonra abi bisikleti ters çeviriyoruz. Kırmıyoruz, dikkat ediyoruz. Neyse. Tamam. Sonra abi bunu buradan söküyoruz. Açtık. Çıkarttık. Koyduk. Aynı şekilde arkayı da yapıyoruz. Açtık. Çıkarttık. Evet. Şimdiki aşama abi lastiğin havasını indirmemiz lazım. Çünkü tamamen indirdikten sonra daha kolay çıkıyor yani. Hemen indiriyoruz. Şimdiki aşama tekeri sökmek için yaklaş kanka sen de. Çay kaşığımızı buraya geçiriyoruz. Yani levye daha mantıklı. Sonra çay kaşığının bu ucunu janta takıyoruz. Yani levye olsa daha güzel görünecek ama biz çay kaşığı kullanıyoruz. Ya da bu tatlı kaşığı, bu çay kaşığı. Diğer çay kaşığıyla yine aynı şekilde bu sefer buradan çıkartıyoruz. Bunu da aynı şekilde buraya kilitliyoruz. Sonra bunu bir daha aynı şekilde yapıyoruz. Sonra geliyoruz bir ileriden. Bu şekilde lastik yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. İyice gevşediği zaman da buradan tutup bunu ileri doğru ittirirsek zaten lastik gelmeye başlıyor yani. Bu Mitas'ın bir lastiği biraz sert. O nedenle gelmiyor. Biz de bu şekilde çıkarıyoruz şu anda. Evet, lastiğimizi söktük. Şimdi iç lastiği çıkartmamız lazım içinden. Bir köşeden iç lastiği çekip hepsini çıkarıyoruz. Bu ucuna gelince lastiği geri çekip bunu çıkarıyoruz. Bu kadar basit. İç lastik çıktı, dış lastik yarım şu an. Bunu da bir yere bırakmamız lazım. Şuraya annemin biberlerinin yanına bunu bırakıyoruz. Okey. Sonra lastiğin dönüş yönü çok önemli. Doğru dönüş yönüne taktığımıza emin olmamız lazım. Bakın gençler. Şurada dönüş yönü bu tarafta yazıyor. Yani bunu artık güzel bir hesapla döndüğü tarafa takmamız lazım. Yoksa sıkıntı olabiliyor. Lastiğin dönüş yönü çok önemli gençler. Burada bakın. Eski lastiğin dönüş yönü bu şekilde. Burada gözüküyor. Aynı dönüş yönünü de bunda uyguluyoruz. Yani bu tarafa takmaya dikkat ediyoruz. Dönüş yönleri aynı olmalı. Şimdi bunu buraya koyuyorum. Bunu artık çekip bu şekilde çıkartabiliyoruz. Çok kolay. Bunu atıyoruz kenara. Sonra lastiğin dönüş yönünden yanakların bir kısmı jantın içine girecek şekilde, hepsi değil, bir kısmı. Yani bir tarafı giriyor. Bu şekilde zorluyoruz abi. Lastik yeni olduğu için biraz girmesi zor oluyor. Bakın lastiğin bir tarafı girdi. Şimdi dış lastik değiştirmenin en son aşaması iç lastiğini takmak oluyor. Bunun burası boş kaldı gördüğünüz gibi. Dönüş yönü doğru. İç lastiği takalım hemen. İç lastiğe biraz hava basıyoruz. İçinde bükülmemesi için. Sonra kapağını kapatıyoruz. Bir yere değip solmaması için. Sonra abi iç lastiğin deliğinden öncelikle sivolu sokuyoruz. Bu şekilde. Sonra lastiği iç lastiğin içine doğru, dış lastiğin içine doğru iktirmeye başlıyoruz. Yani bunda biraz özen göstermeniz lazım. Lastik dışarı çıkabiliyor şişirdiğiniz zaman. Baya bir sıkıntı çekebilirsiniz sonra bir daha sökersiniz falan filan. Aynen yaptığımız şey yani. Abi sonra lastiğin havasını indiriyoruz. Daha rahat girmesi için şişirmiştik. Yani orantılı girmesi için. İndirdik abi. Sonra bir elimizle biraz bir içine doğru ittiriyoruz lastiği. Bu şekilde gücümüzün yettiği kadar ittiriyoruz. Allah'ım yarabbim. Babaanne ne yapıyor? Vallahi Allah'tan üstümüze gelmedi. Tamam. Oğlum.
bir video çekelim dedik. Bak saçma sapan bir video değil arkadaşlar bu. Cidden size nasıl yapıldığını öğretmeye çalışıyoruz. Ama evin bahçesindeyiz yani. Oradan su geliyor, oradan hoparlör de geliyor falan filan, sıkıntı yaşıyoruz. Biraz lastiği zorladıktan sonra şöyle bir kısım kalıyor. Burayı elle yapmak imkansız. Burada yine bizim mükemmel çay kaşığımız devreye giriyor. Bu şekilde yukarı doğru bunu attırıyoruz. Başka bir kaşıkla da diğer taraftan yapınca çat diye içine oturuyor. Lastik oturmadı abi. Bunu buradan gevşettikten sonra bunu biraz yukarı doğru kaldırıyoruz. Hatta bayağı kaldırdık şu an. Sonra bırakıyoruz. Sonra bu şekilde içeri doğru itiyoruz. Bakın lastik oturdu abi. Hava basıp takmamız kaldı. Aynı işlemi ön tekere de yaptıktan sonra havamızı da basarız. Bunu bir takalım buraya. Taktık abi. Sonra sıktık abi. Aynı işlemi ön tekere de yapacağız. Şimdi tekrar anlatıyorum. Yani tek lastikle olacak bir olay değil. İkinci lastiği de yapalım, tam anlayın. Öncelikle havamızı indirdik sonuna kadar. Sonra burayı kapattık içeri hava daha fazla girmemesi için. Sonra abi bir levye yardımıyla tekere bir yerden dalıyoruz. Sonra bu levyeyi buraya sıkıştırıyoruz. Diğer bir çay kaşığımızla, namı değer levye ile başka bir noktadan aynı şekilde lastiği biraz daha sıkıştırdık. Sonra bu diğer sıkıştırdığımız yeri çıkarıp kısım kısım ilerliyoruz. Bakın lastik açıldı hemen. Bunu kibar bir şekilde çıkartıyoruz. Dış lastiğe zarar vermek istemediğimiz için. Sonra dönüş yönüne bakıyoruz hemen. Dönüş yönünü bulmaya çalışıyorum. Evet, dönüş yönü göster kanka. Dönüş yönü burada. Sonra iç lastiği çıkarıyoruz içinden. Bir noktadan iç lastiği çıkarttık. Ve sibop kapağına gelince lastiği kenara çektik. Ve iç lastiği de çıkarttık. Okey. İç lastiğimiz çıktı. Diğer lastiği alıyoruz. Aynı şekilde dönüş yönünü buluyoruz bundan da. Okey, dönüş yönü burada. Aynı dönüş yönü olması için artık bunu çıkarttığımız zaman bu artık çöp abi. Bunu koy kenara. Bunun görüyorsunuz iki tane kenarı var. Bir kenarını jantın içine koymamız lazım. Diğer kenarının açık kalma sebebi içine iç lastik koyacağımızdan dolayı. Okey, bakın bir kenarı takıldı, diğer kenarı boşta. Yeni bir iç lastik takacağız bu tekere. Açıyoruz abi iç lastiği. Biraz hava basmamız lazım iç lastiğe. Daha rahat otursun yani tekere. Sonra şişirdiğimiz zaman sıkıntı yapmasın diye. Yok. Sıfır iç lastik. Kaliteli. Bunu şimdi dış lastiğin içine nasıl sokarız? Sibop kapağını, sibop ucunu deliğe sokuyoruz. Bu daha demin arada kalan boşluğun içine doğru itmeye başlıyoruz. Yani lastiğin altına gelecek. Tamam. İç lastiği dış lastiğin içine soktuk. Şimdi abi lastiğin havasını indirebiliriz artık. Çünkü tam bu sayede, bu yöntemle tam oturmasını sağladık. Lastiğin havasını indiriyoruz. Lastiği buraya oturtmak kaldı. Yapabildiğimiz kadar zorluyoruz. Bakın biraz zorlanmaya başladık. Kendimiz zorlamaya gerek yok. Buradan bu şekilde kaşık yardımıyla yine dış lastiği içeri sokmaya başladık. Bak abi tam sibobun olduğu kısımda böyle bir çıkıntılık oldu. Burası çok önemli bir şey. Bunu biraz açmamız lazım. Yani burası genelde böyle oluyor. Lastik bu sefer bomba yapıyor. Bunu böyle biraz şey yaptım. Boşluk bıraktım. Elimle ya da başka bir şey yardımıyla bunu yukarı doğru itmem lazım ki lastiğe tam otursun. Bakın şu an orayı kurtardık. Şimdi bunu normal bir şekilde elimizle iterek bunun oturmasını sağladık buraya. Bu kadar abi. Dış lastik değiştirmek bu kadar basit ama böyle bir ortamda da o kadar zor. Eller battı. İşte bir sudan kaçtık falan filan. Öyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Sağlıcakla kalın.